Sevgili izleyiciler, Hiko Tekstil Genel Müdürü İsmet Kıran'la beraberiz. İsmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hoş Sizleri geldin. Tanıyarak başlayalım sohbetimize. İstanbul doğumluyum. Aslen Makedonya göçmeniyim. Allah nasip etti 2001 yılında firmayı kurduk. İlk zamanlarda tabii zordu o senelerde. Tabii bugünkü gibi ihracat falan yapmıyorduk. Tabii. İhracat yapamıyorduk o zaman. Çok da zordu biraz. İmalat kendi bünyemizde değildi. Daha zorlanıyorduk yaparken. Sadece hani mal ihracat ediyorduk ama dışarıda fason atölyelerinde mal dikiyorduk. Fasonlu mal ütülüyorduk. Ama ondan sonra günler, yıllar geçtikçe biraz daha oturduk. Hı hı. Şu anda bütün imalat, ütü paket, kalite kontrolü, kesimhane, tasarım, modelhane hepsi kendi bünyemizde. Hepsi kendi bünyemizde. Peki ürün gamınızda neler bulunuyor? Biz bayan, erkek, çocuk, örme grubu yapıyoruz. Yazlık, kışlık koleksiyonlarımız var, hazırlıyoruz. İhracat yapıyorsunuz aynı zamanda. İhracat yapıyoruz. Ayrıca da müşterilerden de gelen her türlü modelleri de yapıyoruz yani. Size nasıl ulaşıyorlar peki? Bizim koleksiyonlarımızdan faydalananlar var. Gelip bizim buraya geliyorlar. Burada bizim koleksiyonumuzu da görüyorlar. Beğenirlerse seçiyorlar. Ama onlar ellerinde modellerle de geliyorlar. Şu modelleri de yapabilir miyiz diyorlar. Sonuçta böyle. Yani. Evet. İhracat yaptığınız ülkeleri de bizimle paylaşın lütfen ve bu ihracat hedefleriniz ve pazar payını arttırmaya yönelik çalışmalarınızı da öğrenmek istiyorum. Biz %70 Almanya ile çalışıyoruz. Bir de ayrıca İtalya ile çalışıyoruz. Bunun dışında farklı Avrupa ülkeleriyle de çalışma gibi hedefiniz var mı? Ya şimdi sonuçta ülke olarak da bir fason ülkesiyiz. Sonuçta biz hani ihracat yapıyoruz. Başka ülkelerden teklif gelirse, bizde çalışılması istenirse yaparız tabii. Hiç öyle bir hani modellerimizi gönderdiğimiz, koleksiyonlarımızı yapıp gönderdiğimiz başka ülkeler de var mesela. İsveç var, Fransa var, Belçika var. Ama onlarla çok böyle hani çalışmaya nasip olmadı daha yani. Anladım. Peki, çok yakın bir tarihte, 2 yıl gibi bir zaman içerisinde bir marka oluşturdunuz ve bu markayla da ciddi atılımlarınız söz konusu. Evet. Yani bir 20 yıllık bu çekirdekten yetiştiğiniz tekstil sektöründeki tecrübelerinizi bu markaya aktardınız. Aynen. Nasıl oldu bu markalaşma süreci? İşte bu yeni nesil geliyor alttan. Yeni nesil geldi bizi devamlı sıkıştırdı. Yani oğlum bunu yapan. Hı hı. En sonunda 2016 yılında biz kendi markamızı kurmaya karar verdik. Ne hedeflediniz Moritz'le? Bu ülkenin marka sıkıntısı olduğunu biz yıllardır biliyoruz. Evet. Her yerde toplantılarda, Türkiye Giyim Sanayi Derneği'nin toplantılarında, İTKİB'in toplantılarında hep bu konuşulur. Markamız yok. Markalaşmamız lazım. Yabancı ülkelere markalarla gitmemiz lazım. Mağazalar açmamız lazım diyoruz. Toplantılarda da konuşuyoruz ama hiç böyle bir hareket yok. Biz de kendi çapımızda, kendi içimizde hani herkes böyle bir atılım yaparsa büyürüz diye düşündük. Biz de bu vesileyle oğlumun da fikirlerini alarak kurduk 2016 yılında. İsmet Bey ben çok teşekkür ederim. Açıkçası e-ticaret alanında oğlunuzla pozisyonun müdürüyle görüşmek istiyorum. Çok iyi olur. Hikmet Can Kıran'la röportajımız devam ediyor. Evet sevgili izleyicilerimiz, markanın kurucusuyla birlikteyiz. Hikmet Cem Kıran'la beraberiz. Hikmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? İyiyim. Hikmet diyebilir miyim? Tabii ki, buyurun. Bu markanın oluşum süreci hakkında biraz bilgi aldık babanızdan ama bence bu fikrin babası sizsiniz. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Bir kere marka hayalim vardı benim zaten en başından beri. Ve markaya güzel bir isim bulmaya çalışıyordum. Bunu da biz Arnavut göçmeniyiz. Yugoslavya'dan göç ederken bizim ailemiz 1959 yılında göç ediyorlar. Göç ederken herkes bir yerlerde kalıyor, evlerde, bir yerlerde. Bizimkiler de bir ağacın altında dinleniyorlar. Dinlendikleri ağacın adı da Morrez ağacı. Göç ederken Morrez ağacında dinleniyorlar. Bizimkileri de çağırırken Morrezler, Morrezler diye çağırıyorlar. Biz Morrez olarak kalıyoruz. Soyumuz Morrez. 1959 yılında göç ettiğimiz için de Morrez 1959 olarak markamızı oluşturduk. Bu ağacın bir hikayesi de var. Yalnızca yalnızca Makedonya'da yetişiyor. Evet, yetişiyor bu ağaç. Öyle bir hikayemiz var. Yani, peki, yani bu markayı kurarken bugünlere geleceğini ya da satış anlamında bu kadar başarılı olacağını düşünüyor muydun? Şu anda 8 ay oldu. Satış anlamında bu kadar satış beklemiyorduk ama asıl markadaki hayalim, yani gerçekten biraz klişe gibi oluyor ama 5-6 yıl önce de söylüyordum. Para kazanmak değil, biraz markalaşmak, dünyaya markayı tanıtmak istiyorum. Geçmişimizde futbol da oynadık. Biraz tarz giyinmeyi seviyoruz. Ben de bu açıdan birazcık böyle tarz ürünler, ya üretimini yapmak. Ya tasarımlarda da aynen, tasarımlarda da tasarımcımız var tabii ki. Ama onunla toplantıları normalden daha çok yapıyoruz. Yani ben de biraz katılmak istiyorum. Hevesim var ve şu anda da moda tasarım okuyorum zaten.
Bu anlamda... Aynı zamanda markanın modelliğini de yapıyorsun. Birkaç katalogda gördüm seni. Evet, resimleri de bazen çektiriyorum üstünde, evet. Aynen. Gayet güzel. Peki bunun dışında e-ticaret alanında da varsınız ve doğrudan sen ilgileniyorsun. Aynen. O nasıl gidiyor? Oradan da ben ilgileniyorum. Güzel gidiyor şu anda. Dediğim gibi satışlar umduğumuzdan daha iyi gidiyor. Türkiye'nin her noktasına gönderebiliyor musunuz? Türkiye'nin her noktasına gönderiyoruz ve şu anda Türkiye'nin her noktasına gönderdik, araştırdık. 81 ilimize de gönderdik. 8 hatta, ayda. Aynen. Müşterilerimizin kullandığı, yıkadığı ürünleri bile biz tekrardan iade olarak alıyoruz yani. Çünkü biz daha yeniyiz. 8 ay oldu satışımız başlayalı. Bizi biraz daha tanısınlar, bilsinler istiyoruz. Kalitemize, tasarımlarımıza çok güveniyoruz yani o konuda. Peki ben Hikmet çok teşekkür ediyorum. Ben çok büyük teşekkür ederim. Büyük keyifli sohbet. Benim için de aynı. Son olarak ilave etmek istediğin bir konu var mıydı? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun her şey için. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Evet, sevgili izleyicilerimiz, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.